Bir muhabbet kuşu sahiplendiniz ve onun kafes, yem, suluk gibi malzemelere ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Bunları almak için de bir pet shop'a gittiniz. Karşınıza onlarca farklı malzemeden yapılmış kafesler, tünekler, suluklar çıktı. Peki bunca malzeme arasında nasıl seçim yapacaksınız? Rastgele alırsam sıkıntı olur mu? Evet, rastgele alırsanız kısa vadede sıkıntı olmasa da uzun vadede kuşunuzun sağlığı konusunda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin yanlış alacağınız bir tünek kuşunuzun ayak sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle kuşunuza malzeme alırken seçici olmanız gerekiyor. Öncelikle kafes seçimiyle başlayalım. Muhabbet kuşları için kafes boyu kısıtlaması olmasa da alacağınız kafesin çok küçük olmamasına dikkat etmelisiniz. Kuşunuz kafes içinde kanatlarını rahatlıkla açarak kanat egzersizi yapabilmeli. Gideceği noktalara kolaylıkla atlamalı. Yavru yapma ihtimaline karşı kafeste yuvalık takabileceğiniz ikinci bir kapı olmalı. Kuşun kolay tırmanabilmesi için en az iki tarafında yatay teller olmalı. Muhabbet kuşları kemirgen canlılar oldukları için kafesin boya kalitesi de oldukça önemli. Eğer bulabilirseniz önceliğinizi pirinç, alüminyum gibi kafeslere vermenizi tavsiye ederim. Bulamazsanız da fırınlanmış boya ya da ince boya yapısına sahip kafesleri sırasıyla tercih edebilirsiniz. Kafes seçiminde bir diğer önemli nokta da kafes altı ızgarasına sahip olması. Bazı kuşlarda dışkı yeme gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunu önlemek için de kafes altı ızgarası oldukça işe yarıyor. Eğer bütçeniz kısıtlıysa standart kafesler, bütçe sıkıntınız yoksa da büyük kafesler alabilirsiniz. Kısıtlı bütçeler için geniş ve ekonomik olan çifthane kafesleri de tavsiye ederim. Ortasındaki bölme çıkarıldığında büyük bir kafes haline geliyor. Kafes konusundaki kriterleri öğrendiğimize göre şimdi gelelim diğer malzemelere. Pet shoplarda kuşlar için ahşap, doğal ağaç dalı ve plastikten yapılan farklı tünek çeşitleri bulunmakta. Bunlardan en sağlıklı olanları ise ahşap ve doğal olanlar. Plastik tünekler kuşların ayaklarında mantar gibi hastalıklara neden olabiliyor. Ahşap olanları ise ayaklarıyla daha güzel kavruyorlar. Bu nedenle tercihiniz ahşap tüneklerden yana kullanmalısınız. Bir kafes için iki tane tünek almanız yeterli olacaktır. Suluk seçiminde ise çukur bir ağız yapısı olmasına dikkat etmelisiniz. Ağzı yatay olan suluklar su içmeyi zorlaştırabilir. Çukur olanlar muhabbet kuşlarının ağız yapısına daha uygun. Yemlik konusunda da karşımıza metal, plastik, süzgeçli gibi pek çok alternatif çıkıyor. Eğer kuşlarınızda yem dökme gibi bir huyla karşılaşıyorsanız doğrudan akıllı yemlik almanızı tavsiye ederim. Süzgeçli ve kademeli yapısı sayesinde kuşların yem dökmesini engelliyor. Yem kabukları ise altta bulunan hazneye dökülüyor. Bunun dışında kafes içinde ve kafes dışında kullanılabilen yemlikler de var. Kapaklı olanları doğrudan kafes dışından takabiliyoruz. Açık olanları ise kafes içinden takmamız gerekiyor. Yine eşeleme huyu olan kuşlar için ızgaralı yemlikler de satılmakta. Eğer normal yemliklerden tercih ederseniz bir kafese iki tane almanız yeterli olacaktır. Muhabbet kuşları oyuncu canlılar olduğu için birkaç tane oyuncak almanız onu mutlu edecektir. Pet shoplarda oyuncak alternatifleri de oldukça fazla. Aynasız olması şartıyla merdiven, salıncak, halkalı zilli oyuncaklardan istediğinizi alabilirsiniz. Aynalı olması sizinle olan iletişimine engel olabilir. Eğer kuşlarınızın yavru yapmasını istiyorsanız bir adet de yuva kutusu almalısınız. Alacağınız yuvalık kuşlarınızın ve yavruların sığabileceği genişlikte olmalı. Yumurtaların bir arada durmasını sağlayan plastik folluktan da almayı unutmayın. Muhabbet kuşları banyo yapmayı seven canlılardır. Yıkanmaları için kafese takılan kuş banyoluklarından alabilirsiniz. Üzerindeki cam sayesinde suyun etrafa saçılmasını önlüyor. Şimdi biraz ne yiyeceklerine bakalım. Kuşlarımızın kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kafese bir adet kalamar kemiği takmalıyız. Pet shoplarda gaga taşı ve kalamar kemiği olarak iki farklı tür bulabilirsiniz. Kalamar kemikleri doğal olduğu için önceliğinizi ona vermelisiniz. Gaga taşı ise yapay olandır. Kafese takacağınız kalamar kemiğini kuşunuz kalsiyum ihtiyacını karşılamak ve gagasını törpülemek için kullanacak. Yine gaga taşına benzeyen küçük kum taneciklerinden oluşan mineral blokları da pet shoplarda görebilirsiniz. Bu taşlar da kuşların kum ve mineral ihtiyacını karşılıyor. Muhabbet kuşları yedikleri besinleri öğütmek için kum taneciklerini kullanıyorlar. Eğer mineral blok almazsanız kuş kumu da aynı işlevi görüyor. Küçük poşetlerde ya da kutularda satılan kuş kumunu alarak kuşunuzun yemliğine az miktar karıştırabilirsiniz. Kuşumuzun besin zincirinde yer alan yardımcı malzemeleri anladığımıza göre sıra geldi ana besinlere. Muhabbet kuşları farklı tohum karışımlarından oluşan yemlerle beslenirler.
Bu yemleri kapalı paketlerde ya da açık olarak bulabilirsiniz. Yem alırken dikkat etmeniz gereken nokta tohum çeşitliliğinin fazla ve orantılı olması. Aynı zamanda taze olması da kuşlarınız için hayati öneme sahip. Bayat yemler kuşlarda zehirlenmelere yol açabiliyor. Bu nedenle yem alırken mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bayat yemlerde tohumlar dökülürken birbirine yapışır. İçinde örümcek ağı gibi yapılar vardır. Yemin yanında bir de ödül amaçlı verebileceğiniz dal darılardan alabilirsiniz. Dal darı kuşların en çok sevdiği yiyeceklerden biridir. Kızıl ve sarı olarak demetler halinde bulabilirsiniz. Haftada bir ya da iki haftada bir aldığınız dal darılardan kuşlarınıza ikram edebilirsiniz. Ballı kreker ve hazır mamalar. Ballı kreker olarak adlandırılan çubuktaki yem kütlelerini pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine evde yumurta akı, kuş yemi, bir miktar da bal ya da meyve kullanarak kuşlarınıza nefis krekerler yapabilirsiniz. Bunun için benim meyveli kreker yapımı videomu izlemenizi öneririm. Yumurta içerikli mamalar da kuşlarımızın beslenmesi için oldukça önemli. Evde yumurta ve sebzelerle yaptığımız mamaları hazır olarak da alabilirsiniz. Genellikle hazır olanları pek yemiyorlar. Yine de denemekte fayda var. Vitaminler ve parazit spreyi. Kuşlarınızda zaman zaman halsizlik gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Onların bağışıklığını yükseltmek için ek vitaminler kullanmanız gerekebilir. Pet shoplarda farklı markalara ait vitaminleri bulabilirsiniz. Tabi hepsi aynı işlevi görmüyor. Örneğin B vitamini içeriği olanlar kuşların tüy yapısını desteklemek için. Tüm vitaminlerin karışımından oluşan multivitaminler de genel amaçlı bağışıklığı yükseltmek için kullanılabilir. Kuşlarınızda mineral eksikliği için mineral takviyelerini, ishal için iyileştirici çözeltileri de bulabilirsiniz. Eğer kuşunuza parazit bit sorunu yaşarsanız tüylere sıkılan parazit spreyini de sepetinize ekleyebilirsiniz. 15 günde bir önlem amaçlı uygulayacağınız spreyler kuşlarınızın tüylerinde bit oluşumunu önleyecektir. Genel olarak bir alışveriş listesi çıkarırsak kafes, yemlik, tünek, suluk, kuş yemi, kalamar kemiği, kuş kumu ya da mineral blok kesin olarak almanız gereken malzemeler. Dal darı, oyuncaklar, banyoluk, kafes tülü, vitamin ve parazit spreyi ise aciliyet olmayan ya da ihtiyaç duyuldukça alınabilecek ürünler. Mama, ballı kreker gibi ürünlerde alınabileceği gibi evde de yapılabilecek ürünler. Umarım bu video kuşunuzun ihtiyaçlarını almanız konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.